Şimdi tabii Süper Lig başlayacak ama çok fazla konuşulan, özellikle dünden itibaren federasyonun önümüzdeki yıl yürürlüğe sokması beklenilen bir yabancı kuralı var. Onun grafiğini de hazırladı arkadaşlarımız. Bir ekrana gelsin ki üzerine tartışacak çok fazla şey olacak. Tabii bu, tekrar söyleyelim, resmi değil ama çok konuşulan kulislerde ve İddiasıyla. resmileşmesi beklenilen aynen öyle bir iddia. Yeni düzenleme ile birlikte yabancı oyuncularda yaş sınırı 24 olacak. Kulüpler 24 yaşından büyük en fazla 3 yabancı oyuncu transfer edebilecek. 24 yaş üstü oyuncuların transfer edilmeden bir önceki sezonda milli takımlarının maçlarının en az %75'inde forma giymiş olmaları gerekecek. Ki mavi kart uygulaması da sona erdirilecek. Açıkçası ilk 3 madde ile ilgili konuşulacak çok ama çok fazla şeyler olacak. Yani bazı yabancı oyuncular mesela bu sezon geçerli olsaydı bazı önemli isimler dahil olamayabilirdi Rafa takımların Silva. kadrolarına. Rafa Silva, Immobile Immobile gibi. gibi. Yani örnekleri, Maxim. Saint-Maximin gibi, aynen öyle örnekleri fazlasıyla arttırabiliriz. Hemen Gökhan Hocam, sizinle başlayalım. Ne düşünüyorsunuz muhtemel yabancı Vallahi kuralı ile ilgili? ya, İngiltere'deki sisteme benzetmeye çalışmışlar. Yani bir yerden bir kopya almışlar, sisteme benzetmeye çalışmışlar. Eskiden 3 Türk kuralı vardı. Şimdi 3 tane 24 yaş büyük yabancı kuralına dikkat etmek lazım. Herhalde bir de oradan bir hata yakalamak lazım. Düşün, 4. 24 yaş üstünü soksan ne olacak? Ve niye böyle bir karar almak zorunda hissediyorsunuz kendinizi şu anda? Çünkü devamlı değişen bir kural var. İşte 12'ydi, 12'yi esnettin, 14 yabancılığı imzalıyorsun şimdi. İşte kadroda 11 tane yabancıyı serbest bırakıyorsun. Şimdi o gelen oyunculara biraz da futbolcu kalitesine göre şekillendirmeye çalışıyorsun. Ha, bunu İngiltere yaptı. İngiltere gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Ama onların imkanları çok fazla. Şimdi sen de bu sistemi getirdiğin zaman önümüzdeki sene herhalde yürürlüğe girecek. Bununla ilgili sözleşmeleri ne yapacaksın? Şu anda yapılan sözleşmeler, belki 3 senelik sözleşme var, 4 senelik Tabii. sözleşme var. Bu sözleşmelerden nasıl Ya da kurtulacaksınız? izin verecek misiniz uzatmalarına? Tabii bu Tabii. sözleşmelerden kurtulurken kulüplere yardımcı olacak mı federasyon? Çünkü bunlar da var. Yani dikkat edin, bazı oyuncular 30 yaşa yakın oyuncular 3 senelik sözleşmeden aşağı gelmiyorlar. Onlar geçerli şu andaki sözleşmeler. Ondan sonra da işte kulüplerin İşte bence, uzatma şansı vereceğim evet, mi, vermeyeceğim uzatma mi? şansı verecek mi? Ya bence bir anda düşünülüp şu anda konuşma aşamasında olduğu için bizim burada dile getirmemiz de ne kadar doğru bilmiyorum. Ama illaki baktığımız zaman işte İngiltere'deki sisteme yakın, yani milli olma kontenjanları veya oynama Kriterler. kontenjanları açısından o Yalnız kriterleri böyle olursa hocam getirmeleri Avrupa'dan çok zor oyuncu düşersiniz. doğru. Yani genelde Güney Amerika ya Ama da Afrika kıtasına biz gitmek bu gerekir. haftayı milli takımla geçirdik. Bunu bir kere çok iyi düşünmesi lazım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun amacı hem liglerimizi yaşatmak hem de milli takımımız. Şimdi milli takımımızda sen zaten yabancıyı serbest bularak, yani 11 tane yabancıyı serbest bırakarak zaten Türk futbolcunun bir şekilde önünü kesiyorsun. Çünkü diğer yöneticiler bu işin kolayına kaçıp yabancı oyuncuları alıp o yabancı oyunculardan bir 11'le şu anda baktığımız zaman takımların çoğunda 8 tane, 9 tane yabancı oyuncu oynuyor. Yani bu işin kolayına kaçıyor. Alıyor, bir fiyatta alıyor. Ve ondan sonra böyle oynatıyor. Burada da oynama imkanı bulan Türk oyuncu çok olduğu için ve şu andaki federasyonun en büyük şansı bizim milli takımımızın oyuncularının, temel taşlarının genelde yurt dışındaki büyük kulüplerden gelmesi bence milli takımımızın en büyük şansı. Eğer öyle bir şey olmasaydı Tabii. şu anda milli takım daha ön planda konuşuluyor olacaktı. Bu kuralları Aynen. alabilecek miydin? O zaman oturup düşünmek Bence lazım. hocam serbest olmasında bir sıkıntı yok da konuşuruz nasıl olmalı diye. Cem hocam, sizinle devam edelim. Şimdi yabancı kısıtlaması kaldırılacak deniliyor ama şu özellikle ilk iki ya da üç maddeye baktığımızda bir kısıtlama var yani. Ciddi bir şekilde. Ya ben neyi merak ediyorum biliyor musun Ömer? Bu kararları alırken bunun futbol aklı kim? Yani Futbol Federasyonu'na baktığım zaman, yönetim kuruluna bakıldığında yabancı kuralı ile ilgili veyahut da herhangi bir futbol aklıyla hareket edip ve onun hakkında karar alabilecek bir departman, bir bilgili, bir futbol aklı olan ben bir kişiyi tanımıyorum, bilmiyorum. Eğer varsa da benim ayıbımdır. Ama bunlar eğer hakikaten kamuoyuyla paylaşılırsa, buradaki kişilerin futbol aklı kimdir? Bu yönetim kurulunun, Futbol Federasyonu'nun veya alttaki profesyonel kadrolar, ki çoğunu da tanıyorum profesyonel kadroların, ama profesyonel kadrolarında konuşurken de ve paydaşçılara, en azından bu işin paydaşçıları kim? Kulüpler. Bu işin paydaşçıları kim?
futbolun içinde olan belli başlı marka insanlar. Ve de genelde de yönetim kurullarının muhakkak ki futbol aklı olarak da bir futbolun içinden gelmiş. Futbolun gerçekten futbol federasyonunda buna yön verebilecek bilgi, birikim, deneyimdeki kişilerden olması gerek. Ki bakıldığında da bugün, yani şimdi biz belki futbol federasyonunun almış olduğu bu veya almış olduğunu demeyelim de bu almayı bir düşünceleri, düşünce aşamasında olan yabancı oyuncu kurallarını konuşacağız değil mi? Şimdi evet. Tamam da bunu ortaya koyacak olan futbol aklı dediğimiz kişiler hiç yok ki futbol federasyonunda. 30 kişi zaten geçen bir buçuk sene evvel bir sürü deneyimli kişiler futbol federasyonundan ayrıldı ki hakikaten futbola yön vermiş bu zamanlara kadar işte antrenörlüklerde, eğitimlerde. Kaldı ki bugün şu anda bütün futbol federasyonunun hepsi alt taraf olduğu gibi FGD'sine kadar aklınıza gelebilecek her türlü birim futbolun içinden, futbol oynamış kişilerden tamamen yoksun bir departman şeklinde dönüşmüş. Yani bir böyle ölü toprağa serpilmiş bir departman pozisyonunda FGD olsun, diğer birimler olsun. Gerçi gene ona da gelip konuşacağız ama. Konuşacağız. Şimdi evet. Tekrar bu yabancı kuralına geldiğimiz zaman zaten Gökhan da güzel özetledi. Yani kulüplerin her şeyden evvel futbol federasyonuyla beraber bir oturup kendi mukavelerinin, yani futbolcularının mukavele durumları nedir? Bazen kendi içindeki futbolcudan bile kolay kolay vazgeçerken ne sıkıntılar çekiyorsun? Bunlar nasıl yarın öbür gün oluşacak? Nasıl bunlar daha böyle pozitif bir şekilde kendi takımlarına yarar sağlayacak bir şekilde bir kararlar alınacak? Bunların hepsi böyle çok bir bulut gibi bir havada olan bir takım şeyler ama bence futbolun paydaşçılarıyla, federasyonun paydaşçılarıyla, futbol aklıyla birlikte hareket edilmesi daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Onur, sen neler söylersin? Yani muhtemel bu kural Türk futboluna ne getirir, ne götürür? Önce şunu söyleyeyim, Cem Hocam'ın söylediğine ek. Yani böyle bir majör karar alınıyorsa, böyle bir değişime gidilecekse mutlaka kulüpler birliği var. Daha önemlisi kulüplerimizdeki teknik departmanlar. Buradaki kişilerle mutlaka bir toplantı yapılıp onların da kararlarının alınması gerekiyor. Tabii ki var mı, fikirleri alındı mı bunu bilemiyoruz şu anda. Kararla ilgili şunu söyleyeyim, eğer bu yürürlüğe girerse hedeflenen şeyi anlayabiliyorum ve destekliyorum. Ama şöyle bir nüans var burada. Türkiye Futbol Federasyonu bu kuralı getiriyorsa şöyle bir madde de koymalı. 10 yıl süreyle bu madde değişemez, bu kural. Çünkü bu federasyon gidip başka federasyon geldiği zaman bunun tam tersi bir karar verdiği zaman 2 yıllık, 3 yıllık tüm çalışmalar boşa gidiyor. Aynen öyle. Bu yabancı kuralının artık bir karara bağlanıp kulüplerle, teknik adamlarla, belki gelişim direktörlüğü, yani futbolun içindeki tüm akıllarla bir arada karar verilmesi gerekiyor bu kurala ve ardından da bir imza atılıp 10 yıl süreyle bunun değişmeyeceği karara bağlanmalı. Birincisi bu. Hedeflenen şey şu bence. Ben geçen bununla ilgili yazı da yazdım. Son 10 yılın Avrupa liglerindeki transfer bilançoları açıklandı. Bu transfer bilançolarında 10 lig ekside. Aralarında biz de varız. 200 milyon euro eksideyiz. Ekside olan ülkelere baktığımız zaman 5'i Avrupa'nın 5 büyük ligi. Bunlar evet tüketiyor ama tükettiği kadar da başarı sağlıyor. Diğer sınıf ne biliyor musunuz? Katar, Suudi Arabistan, Çin, Rusya ve ABD. Yani futbolu sadece parayla cazibe merkezi haline getirmek isteyen ülkeler. Şimdi biz ne Avrupa'nın 5 büyük liginin sınıfındayız, evet, ne de para saçan ülkelerin sınıfındayız. Bizim olmamız gereken sınıf Belçika, Hollanda, Portekiz'in sınıfı. Yani bizim bu sınıfa girmeye çalışmamız gerekiyor. Biz tüketim ligiyiz. Üretmiyoruz. Evet, geliştiriyoruz son dönemde ama üretmiyoruz. Şimdi bu yabancı kuralı evet şunu getirecektir eğer uygulanabilirse. Yani ligimizdeki maaş baremleri korkunç düzeylerde şu anda. Yani Avrupa'nın belki de 6. ligi olabiliriz. 3 büyükler üzerinde söylüyorum, yüksek maaşlar anlamında. 24 yaş 6 yabancı ne anlama geliyor bir yandan? Düşük maaşlar anlamına geliyor. Evet, belki bonservis anlamında scout transferi yapabilirsiniz yüksek maaşlarla ama, yüksek bonservislerle ama bir kere maaşın düşmesi anlamına geliyor bu. Bence bu olumludur. Eğer bu uygulanabilirse, evet, Türk futbolu adına önümüzdeki süreçte belki sürekli üretimden, gelişimden bahsedebiliriz tüketimden ziyade. Ancak burada sıkıntı şu, bu kadar majör bir değişimin aniden yapılabilmesi. Yani burada bazı koşulların zamana yayılarak bence ilerlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir anda siz işte bu kadar yabancı alabilirsiniz, şartlar bu derseniz, anında kuralları koyarsanız problem yaşarsınız. Artı
24 yaş üstü yabancılarda millilik kuralının bence ülkelere göre verilmesi gerekiyor. Şimdi İngiltere'de mesela diyor ki İngiltere Futbol Federasyonu, eğer sen FIFA'nın ilk 10 sırasından bir oyuncu alıyorsan millilik kuralı örnek veriyorum %10'dur. Ondan 20'ye %30'da çıkıyor ondan sonra. Afrika'dan bir oyuncu mu getireceksin? %70'inde oynasın diyor. Şimdi sen zaten Brezilya'da, Arjantin'de, Fransa'da milli olmuş bir oyuncu buraya getiremiyorsun zaten. İmkanı yok zaten bunun. %70'inde bir oyuncuyu getirirsen İngiltere'de, Brezilya'da, İmkanı İtalya'da, yok. Fransa'da yani bu rakamlar falan. Tabii ki. O zaman daha da kötü bir duruma gelir bizim futbol ekonomimiz. O yüzden de bu %70-75'lik kuralın ne konacaksa FIFA sıralamasına göre belirlenmesi gerekiyor bir kere. Orada bir kıstas konması lazım diye düşünüyorum. Ve zamana göre biraz esneklik tanınmalı kulüplere. Mesela hocam söyledi. Örnek verelim şimdi. Evet şu an Icardi'nin sözleşmesi var. Bu kriterlere uymuyor. Ama Galatasaray önümüzdeki sezon derse ki ben Icardi'nin sözleşmesini uzatıyorum. Bu kabul edilecek mi? Evet. Ya da Rafa Silva'nın, Immobile'nin, Jetson Fernandez'in. O da bu kriterin dışında Jetson tabii, Fernandez. Tabii. Mesela Jetson genç bir oyuncu. Ama Portekiz milli takımda oynamıyor. Getiremiyorsunuz. Olur, bir araya girebilir miyim? Tabii ki hocam, buyurun. Şimdi mesela 24'ün üstündeki olan mukavelesi devam eden oyuncuları düşün. Şimdi performanslarını salabilirler. Adam diyecek ki sen önümüzdeki sene belki benim yani mukavelen bittiğinde ben uzamayacağını bildiğim tabii için belki ben. Öyle bir kriter koyacak. Yani 24'ten sonra sen oyuncularının mukavelesini kimin bitiyorsa onların hepsinde vedalaşacaksın. Evet. Bir zorunluluk getirirsen sen şimdi Icardi yani 30 baremin üstünde veya 24'ün üstündeki oyuncu skalasıyla adam sonunda bırakacak diye performansı sıkmaz. Yani başlar arayış içerisine girmeye. Tabii yani canım, kendini şey ondan sonra başka bir yerde bulmaya çalışır. O kadar gedik verebilecek bir sistem ki bana göre. Şimdi diyelim ben Ocak ayında anlaştığım bir oyuncuyla. Oyuncu da işte Haziran'da gelecek bana imza atacak. Sonuçta son 6 ayda oyuncu görüşebiliyor tabii ya ki. Takımlarla yani. Ama oyuncu o ara küçük bir diyelim kas sakatlığı yaşadı. İşte 3 tane milli maçta oynayamadı. 10 maçın 3'ünü kaçırdığı için %75'in altına düştü. Ben alamayacağım bu oyuncuyu. Tabii. Yani hani büyük gedikler var yani baktığımız ya, zaman birçok eksiklik var bu noktada. Şimdi 3 tane diyelim hani deyimle çilek transferi yapıyorsun değil mi? Yani 24 yaşın üstünde istediğin kalibrede oyuncu alıyorsun. Şimdi 14 taneyle imza alıyorsun. Evet. Şu andaki kurala göre aynen. değişmez o değişebilir. Hayır. Şimdi bu kalibredeki yani senin için önemli oyuncuları neyle mukayese edeceksin? Yani bunun yanında gene 24 yaş oyuncuyla mı mukayese dolduracaksın veya 24 yaşından oyuncuların hani bundan alternatif olarak 24 yaşındaki altındaki oyuncuları mı bulacaksın? Şimdi çilekleri dolduramadığın zaman problemin var. Şimdi Beşiktaş bu sene Immobile'yi aldı, işte Rafa Silva'yı aldı ve Paulista'yı aldı. 3 tane doğru transfer yaptı. Şimdi bunları doldurmak için 24 yaş oyuncu mu bulacaksın illaki? Çünkü bunlar oynayacak. Bunlar sakatlandığı zaman diyelim bunlar ne olacak? Yaşı büyük oyuncularla mı mukavelede imza atacaksın? Tabii. O sözleşmeleri ne yapacaksın? Yani bu 3 tane devamlı sakatlanmadan her maç oynaması lazım. Bunun yerine doldurmak için kalifiye oyuncu diyelim yaşı 24'ün üstünde 25. Şimdi bu ekstraya girecek. Tabii. Bu diğer sınıfa girecek. Bunların sakatlanmasını bekleyecek oynaması için. Bir de hocam şu anda bizim ülkemizin sorunu mesela sadece yaşlı yabancı değil ki. Mesela Edin Dzeko gibi bir oyuncu tabii. Keşke her takımda olsa birer aynen. Tane. İşte ya da Immobile gibi karakterli yüksek oyuncular, Mertens gibi oyuncular keşke her takımımızda olabilse. Belki de şimdi bu yaşı büyük olan oyuncuların performansı çok iyi olacak. Onlarla mukavele uzatmak isteyeceksin i̇şte, belki. Aynen olmayacak. Ama sistem de. Sana buna müsaade etmeyecek. Aynen. Ya bu tabii. Da şey, bu da sakıncalı. Örnek aldığımız eğer İngiltere ise model olarak, İngiltere şöyle bir kural var. Örnek veriyorum, alacağınız oyuncu kriterlere uymuyor. O zaman belli bir maaşın üstünü ödediğiniz zaman oyuncuya sözleşme yapabiliyorsunuz İngiltere'de mesela. Hani o kural gelecek mi? İşte o kritere uymayan oyuncularla alakalı ekstra bir madde konacak mı? Şu an tabii bizim konuşmalarımız bu maddeler çok üzerine. Çok mutlaka tabii. Daha ayrıntılar olacaktır ama. Da, çünkü bu hal çok atıl kalır. Tabii. Bu nereden genelde kamuoyuna yansıdı bu şeyler? Şu an sosyal medyada. Yani sosyal medyada. Bunu bir haber sitesi haberleştirdi. Üstüne bazı işte sosyal medya üzerinden bazı gazeteciler onun haberini yaptı. Ben bu bilmiyorum ama yani içeriden gelen ya bir bilgi mi, çok sağlıklı bir bilgi mi? Kamuoyu yoklaması mı veyahut da ortaya bir şey yaptılar. Federasyon başkanımız bir kriter getireceğiz dedi yabancı. Üstüne bu onun haber üstüne çıktı. Bunlar çıktı. Belki niyet okumadır yani bir tahminde şimdi bulunmadır. Şöyle bir bilgi de vereyim. Mesela şimdi FIFA ülkeler sıralamasında ilk 13 ülkeden bu kurala göre oyuncu almak zor görünüyor. İmkansız. Bir neden?
İlk 13 ülke içerisinde yaş ortalaması 24'ten küçük hiçbir ülke yok, onu söyleyelim. Yani milli oyuncular bazında söylüyorum. İkincisi, şimdi Arjantin zaten 175'inde oynayan adamları alamazsın. Fransa alamazsın, İspanya alamazsın, İngiltere alamazsın, Brezilya dediğin gibi alamazsın, Belçika alamazsın, Hollanda, Portekiz. Bence Kolombiya'dan da zor. İtalya, Uruguay, Hırvatistan, Almanya. İlk 13 bu şekilde. Bu ülkelerden oyuncu almak 24 yaşın üzerinde çok zor bir hale 24 geliyor. 24 yaş bence çok düşük bir yaş. Yani burada bence şu denseydi 28 üstü ya da 30 üstü denebilseydi. Şimdi ben 25 yaşında Brezilya'dan bir scout transferi yapabilirim. Yani henüz Avrupa futboluna adım atmamış, araştırılmış, izlenmiş bir oyuncu buraya getirmek tabii isterim. Tabii. Ama millilik şartı olmadığı için gelemiyor buraya oyuncu da. Hani 24 yaş çok düşük bir yaş bence. Bir de şey de var yani dediğin gibi senin Ömer, 24 yaşındaki milli takımların nasıl bulacaksın abi? Zaten ortalama yaş hocam, o zaman bunun mi? Doğrusu şu oluyor, yurt dışına çıkıyorsun, işte tarıyorsun, akademilere getiriyorsun. Akademilere bol bol 20 yaşında, 19 yaşında işte aynen, ilk önce genç takımlarda yetiştirip devamlı şekilde göz önünde yetiştireceksin ve sabredeceksin. Olduğuna karar verdiğin zaman da kullanmaya başlayacaksın. Büyük takımlar hani bunu ekonomik takımlar gücü var yaptı diyelim ki bir şekilde. Evet. Anadolu kulüpleri bunu nasıl yapacak yani? Anadolu kulüpleri için çok daha zorlaştırıcı olacak bu sistem. Her kulüplerinde kendilerine göre bir takım baskıları var. Nedir? Şimdi sen oradaki oyuncuya sen nereye kadar sabredebilirsin? Tabii. Kaç tanesini sabredebilirsin? Bizim ligimizde orada seyirci diyor ki sen şampiyon ol diyor. Sen diyor başarılı ol diyor. Yok ben şimdi bu oyuncu olacak mı olmayacak mı ona mı bakacağım diyeceksin. Öyle bir şey olmaz. Bence bu daha esneyecektir. Ben de öyle düşünüyorum. Ve de büyük bir ihtimalle Kulüpler Birliği'yle bir önlerine muhakkak bir şey gidecektir. Bir örnekler gidecektir.